Değerli izleyicilerimiz, sizler için daire başkanlıklarımızı, daire başkanlarımızı, görev, yetki ve sorumluluklarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığındayız. Yanımızda daire başkanımız Sayın Pınar Gülmez Ağırbaş var. Efendim, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizim için keyif. Teşekkür ederiz. Bize biraz öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Pınar Gülmez Ağırbaş ismim. Çevre Yüksek Mühendisiyim. 20 yıllık bir belediye tecrübem var. 20 yıl önce de ben Denizli Belediyesi'nde katı atık yönetim projesinde ilk çalışma hayatına başladım. Sonrasında da bu böyle devam etti. Biraz projecilik tecrübem oldu. Epey projeler hazırladım, yaptım. Çok da keyifli, güzel bir tecrübe edindim. Sonrasında da 2 yıldır Tekirdağlıyım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürütüyorum. Burada da oldukça yoğun bir tempoda iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki, hoş geldiniz o zaman. Bize biraz daire başkanlığınızın görev, yetki ve sorumluluklarından, çalışma alanlarından bahseder misiniz? Tabii. Dediğiniz gibi çevre konusu çok geniş bir konu. Engin bir deniz diye tanımlarlar ama deniz bile çevrenin bir parçası açıkçası. Evet. Biz burada mevzuat çerçevesinde diyeyim, Büyükşehir Kanunu ve Çevre Kanunu'nun getirdiği çerçevede atık yönetimi, atıkların bertarafı özellikle, hafriyat yönetimi, deniz ve kıyı kirliliği kontrolü ve diğer çevre koruma kontrol denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. 4 şube müdürlüğüyle çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi atık yönetimi şube müdürlüğümüz var. Bu şube müdürlüğünün altında Tekirdağ'da il genelinde oluşan tüm atıkların sanayi dışında, evsel atıkların bertarafı faaliyetleri bizde yürütülüyor. Artı ilçe belediyelerimizle beraber bir takım koordinasyon çalışmalarımız var. Özellikle geri kazanım ve ayrı toplama faaliyetleriyle ilgili olarak. Deniz Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzün altında Tekirdağ Marmara'da en uzun kıyıya sahip ilimiz. Burada deniz kirliliği ve kıyı kirliliğinin önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz daha yeni başladı. Bizi devam ettireceğiz. Hafriyat yönetiminin altında da şehir genelinde oluşan tüm hafriyatlarla ilgili denetleme ve değerlendirme yetkisi büyükşehir belediyelerine verilmiş mevzuatla. Biz de burada bu faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğümüzün altında da çevre denetim faaliyetlerimiz ve temizlik faaliyetlerimiz bizim devam ediyor. Çevre denetim faaliyetleri aslında oldukça geniş. Bizim gürültü ve atık yağla ilgili bir yetki devrimiz var. Bu konudaki tüm denetim ve yaptırım yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bunun yanında hava kirliliğiyle ilgili kontrollerimiz özellikle kış döneminde devam ediyor. Her ne kadar şehir ve belediye sınırlarıyla sınırlı olsak da bizim şehrimizde yapılan tüm yeni yatırımlar ve projelerle ilgili bir meşhur çevre etkisel etki değerlendirme ÇED süreci vardır. Bununla ilgili de kurum görüşlerimizi biz hazırlıyoruz. Bunun koordinasyonunu yine biz üstlenmiş durumdayız. Artı bir çevre yönetimi ekibimiz var Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğümüzün altında. Bu ekibimiz de belediyemize ait faaliyetlerle ilgili, tesislerle ilgili çevre denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Şimdi aslında bu görevlere girdik mi bir günde çıkamayız. Çıkmıyor, anladığım evet. Kadarıyla. Çünkü bütün daire başkanlıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar yapıyor ama bu Deniz Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün sanırım bu yeni bir şube müdürlüğü ve deniz dendi mi aklımıza ilk olarak mavi bayrak geliyor. Ve başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ında biliyoruz ki Marmara Ereğlisi'nden Şarköy'e kadar bütün deniz olan bütün kıyılarımıza mavi bayrak alma isteği var. Evet. Bu konuyla ilgili biraz bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Dediğiniz gibi başkanımızın bu konuda hem isteği hem de bize sonsuz da desteği var çok açıkçası. Güzel. Mavi bayrak çalışması ile ilgili de biz çalışmalarımızı genişletmek istiyoruz. Aslında Şarköy'de 1-2 No'lu Halk Plajı diye tanımladığımız bir alanda bir mavi bayrak sertifikasına sahibiz. Bununla birlikte biz bu sene 2 plajımızda daha ilave mavi bayrak başvurusunda bulunduk. Çünkü buraların da alt incelemelerini yaptık, kriterleri sağlıyoruz. Biri Altınova'da bir plajımız, bir de Mürefte'de yine evet. Aynı şekilde. Bunlarla ilgili de şu an hazırlık süreçleri devam ediyor. Mavi bayrak sertifikasının istediği bir takım kriterler var. Bunları da tamamlamak üzereyiz. Umuyoruz ki Mayıs ayındaki denetimi başarıyla atlatacağız.
ve 4 tane plajımızda mavi bayrağımız olacak. Bu bizim için çok önemli, hem Tekirdağ'ın ilimizin tanıtımı açısından hem de turizm potansiyeline bir katkısı olacağını da, önemli bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Ve bu biraz da hani bizim yürüttüğümüz diğer çevre faaliyetlerinin de sonuçlarını da aldığımızı gösteriyor. Eğer bizim 4 tane mavi bayraklı plajımız olursa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bile üzerinde bir sayıya sahip olacağız. Bu da çok değerli bir şey bizim için. Çok güzel bir başarı, evet. Şimdi bir de çok önemli bir konu daha var, harfiyat konusu. Evet. Ve harfiyat yönetim sistemi diye yeni bir sistemimiz de var. Evet. Bundan vatandaşlarımızın birçoğunun haberi yok. Biraz da bu konuda bilgi alalım sizden. Tabii ki. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir konu gerçekten. Harfiyatla ilgili mevzuatın tanımladığı bir takım gereklilikler var. En başta diyor ki bir yönetmeliğimiz var. Harfiyat yönetimi büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Harfiyatın depolanacağı, döküleceği alanların belirlenmesi, değerlendirileceği alanların belirlenmesinin tamamı büyükşehir belediyesinin yetkisindedir. Artı bununla ilgili denetimleri de yine büyükşehir belediyesi yapar. Evet. Demekte. Biz de bu doğrultuda neler yapabileceğimizi düşündük. Tekirdağ çok büyük, sınırları çok geniş bir ilimiz. Aynı zamanda çok da hızlı gelişen bir ilimiz ve gerçekten ciddi miktarlarda da hafriyat oluşmakta. Bizden istenen öncelikle mevzuatın istediği hafriyatın depolanması değil, değerlendirilmesi. O yüzden biz de öncelikle bu faaliyetlere bakıyoruz. Nerelerde değerlendirebileceğimize dair çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Onun dışında kalanlar için de bir takım döküm alanları oluşturuyoruz. Ve bu alanlara hafriyatın götürülmesine yönelik de tüm şehri kapsayan bir hafriyat yönetim sistemi oluşturduk. Tüm ilçe belediyelerimizle beraber artık bu sistemi de kullanmaya, aktif kullanmaya başladık. Hafriyat yönetim sisteminde bizden hafriyat taşıma izni alan bütün kamyonlar izlenebiliyor. Ve bu hafriyatı nereden aldıkları, hangi güzergahı izleyerek hangi noktaya döktüklerine dair birçok veriye ulaşabiliyoruz. 2 yıllık bir çalışma süresi oldu bunun altyapısının hazırlanmasıyla ilgili. Özellikle hafriyat izleme ile ilgili servis sağlayıcılarımızın sisteme dahil olması konusunda biraz bekleme süremiz oldu. Ama Mart'ın 15'inden beri aktif olarak şu anda bu sistemimiz bizim uygulamaya geçti. Şu an bizden hafriyat taşıma izni alan bütün kamyonları biz anında sisteme işleyebiliyoruz. İlçe belediyelerimizin tamamı sistem üzerinden hafriyatın taşınacağı noktaları belirleyip belgeleri verebiliyorlar hafriyatçılarımıza. Ve biz de gerçekten onun o noktaya götürülüp götürülmediğini şu an bütün ekranlarımızdan izleyip herhangi bir yanlış uygulama olduğunda bunun anında önlemini alabiliyoruz. Tamamen kontrolümüz altında diyorsunuz. Evet. Peki şimdi çevre koruma ve kontrol denince İlk akla gelen atık bertarafı. Hı-hı. Yani atıkları bertaraf etmek düzgün bir şekilde, artık siz ona ne diyorsunuz bilmiyorum ama bertaraf etmek gerekiyor ki çevremizi koruyalım, değil evet. mi? Hani daha temiz bir çevre için. Bu konuyla ilgili ne çalışma ve planlarınız var? Atık bertarafı aslında onu şöyle söyleyebilirim. Hani çöp diyoruz, biz atıyoruz ve unutuyoruz. Evet. Evden çıktıktan sonra kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Ama bunun gerçekten çok önemli çevresel etkileri var. Ve bunların da giderilmesi için önlemler alınması gerekiyor. Bununla ilgili Tekirdağ'da bizim bir düzenli depolama sahamız var. İlçelerimizin topladığı çöpleri biz bu alana alıyoruz. Aslında Sayın Başkanımızın bir Ağustos 2017 termin planı var. Bunu da belki söylemek gerek. Tekirdağ'da bizim şu anda bir düzenli depolamamız var ve yine izinli bir şekilde devam ettirdiğimizde döküm alanlarımız var. Biz 2017 Ağustos ayından itibaren bu döküm alanlarını kapatıp şehirde oluşan bütün atıkları demirli düzenli depolama sahasına getirmekle ilgili bir taahhüt verdik. Başkanımız bunu noterden de onaylatarak ben bunu bu şekilde gerçekleştireceğim, benim sözümdür diyerek bakanlığa da bildirdi. Biz de tabii ki bu planı zamanında yakalamak için çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle aktarma istasyonları kurmamız gerekiyor. 5 tane aktarma istasyonu kurulmasına yönelik bir planımız var.
Bunun bürokratik bir süreci var. İşte bakanlık izinleri, kurum görüşleri vesaire. Bunların tamamlanmasıyla ilgili çok hızlı bir çalışma içindeyiz. Ama bunlar tamamlanmasa bile biz birer transfer noktası her halükarda oluşturarak Ağustos ayına kadar bu transfer noktalarından biz atıklarımızı komple Demirli'deki düzenli depolama sahasına getireceğiz. Orada taban yalıtımı olan hiçbir şekilde çöpün toprağa zarar vermediği bir alana depolayacağız ve çöpten oluşan tüm suları da yine aynı şekilde bir noktada toplayıp arıtacağız veya gerektiği şekilde uygun şekilde bertarafını gerçekleştireceğiz. Ama tabii ki asıl önemli olan çöpü bir yerden toplayıp da getirip bir yere depolamak değil. Biz doğru çözümün bu olmadığını biliyoruz. Artık bütün dünyada zaten bu şekilde yürüyor. Ülkemizde de çok ciddi çalışmalar var bu konuda. Sadece depolamak değil, depolamanın son aşama olduğu evlerden itibaren çöple ilgili bir takım faaliyetlerin, zincirleme faaliyetlerin yürütüldüğü bir sistem kurmak çabasındayız. Bununla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bir çalışmaya da başladık. Çok yakın zamanda bu çalışmamız sonuçlanacak ve biz Tekirdağ ilinin atık bertaraf planını oluşturacağız ve bu doğrultuda da yeni tesisler oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yapacağız. Ve bizim için bunun en önemli adımı ayrı toplama ve geri kazanımın geliştirilmesi. Evet. Çöpün depolama aşamasına gelene kadar her aşamada değerlendirilebileceği bütün imkanların oluşturulması ve en son artık hiçbir şekilde değerlendiremeyeceğimiz atığın depolama alanına getirilmesi. Ve buradan da bir de biliyorsunuz büyük bir enerji ihtiyacı var. Şu an gündemdeki konulardan birisi de bu. Enerji üretim alanı olarak şu anda bizim bölgemiz tanımlanıyor. Burada da en temiz ve en doğru enerji kaynaklarının oluşturulması. Bunlardan bir tanesi de bizim için açık söylemem gerekirse çöp. Biz yine çöpün de ne şekilde değerlendirilip enerji üretilebileceğiyle ilgili de çok ciddi bir çalışma içine girdik. İnşallah bu dediğim entegre yönetim sisteminin sonunda hem çöpümüzü düzgün bir şekilde ayrıştıracağız, hem enerji elde edeceğiz. Artık elimizde bir hiç olarak kalan, gerçekten çöp olan kısmını da depolayacağız. Şimdi çevre koruma çok geniş kapsamlı bir alan. Dediğiniz gibi Tekirdağ büyük şehir oldu ve çok geniş alana sahip bir il. Bu konuda tabii ki çalışan personelin de dolayısıyla çok büyük görevleri başardığı için bir donanıma ve teknolojiye sahip olması gerekiyor. Çalışanlarınızın bu donanım ve teknolojilerinden bahseder misiniz? Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı çok genç bir ekip, genç bir kadromuz var, dinamik bir kadromuz var. Bu yönden de kendimi çok şanslı görüyorum. Tüm faaliyetlerinde de arkadaşların, özellikle bu yetki devrini aldığımız atık yağ gürültü çalışmaları olsun, temizlikle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımız olsun, şu anda kullanılabilecek en iyi nitelikteki ekipmanlarla çalışmalarımızı biz devam ettiriyoruz. Özellikle temizlikle ilgili aslında burada donanımda çok yüksek donanımdan ziyade biz optimumu kullanmaya gayret ediyoruz. Bizim için gerçekten faydalı olan nedir? Bunları bularak çalışmaya gayret ediyoruz. Şu anda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sorumluluğunda olan 7 ilçemizdeki caddelerimizde de temizlik çalışmalarımızı aynı şekilde başlattık. Tüm ilçelerimizde temizlik araçlarımızla, işçilerimizle, işçilerimizin ekipmanlarıyla birlikte çok önemli de bir çalışmayı artık üstlenip devam ettiriyoruz. Yani artık çevre temizliğini siz yapıyorsunuz. Doğru çevre mu anladım? Evet. Şöyle söyleyeyim. Büyükşehir'in ilk kurulduğu aşamada kuruluş sürecinde tabii ki bir takım bütün Türkiye'de yeni büyük şehirlerimizin de yaşadığı gibi bizim de kuruluş sürecinde bir takım faaliyetlerimiz ve bekleme sürelerimiz oldu. Ama bu süreyi halkımıza yansıtmak istemediğimiz için ilçe belediyelerimizde biz temizlik faaliyetlerimize devam ettik. Hı hı. Ama artık biz kurulduk, ekibimiz tamam, ekipmanlarımız tamam. Kendi sorumluluğumuzda olan alanları da yavaş yavaş ilçe belediyelerimizden de bu yükü alarak kendimiz artık temizliğini üstlenmek istedik. Evet. Bununla ilgili de 7 ilçemizde çalışmalarımıza başladık. 2018'den itibaren de bütün ilçelerimizde bu faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Tabii bu mevzuatın da kanunun da getirdiği bir şey. Diyor ki kanun, ana caddeler, ana arterler büyükşehirin sorumluluğunda. Büyükşehir buraları temizlemekle yükümlü. Biz de bundan yola çıkarak ihtiyaçlarımızı belirleyerek bu çalışmanın içine girdik.
Bu çalışma bizim için neden özel? Çünkü daha önce yaptığımız ilçe belediyelerimiz, ortak yürüttüğümüz çalışmalarımız bizim mevzuat olarak da çok uygun değildi maalesef. Evet. Bunu yürütmek başkanlarımızı da oldukça yorucu bir sürecin içine sokuyordu. Bunu sonlandırmak bizim için o yüzden önemliydi. Biz artık dediğim gibi kurulduk, varız. Gerçekten büyük bir şehiriz, büyükşehir belediyesiyiz. Ve artık kendi sorumluluğumuzdaki alanlarla ilgili sorumluluğu da gerçekten üzerimize alalım. Tüm başkanlarımızı da bu yükten kurtaralım. Bunun yükünü biz sırtlanalım ve düzgünce götürelim istiyoruz. Çok güzel. Sizin ortaklaşa yürüttüğünüz, işbirliği içinde olduğunuz kurum ve kuruluşlar neler? Aslında konu çevre olunca hemen hemen her kurum kuruluş bizim paydaşımız gibi. Hepsiyle ortak çalışmalarımız oluyor. İşte hafriyat diyoruz. En başta kendi kurumumuz içinde. Fen işleri, etüt proje daire başkanlıklarımız bizim ayrılmaz parçalarımız. Yapacağımız her faaliyette imar daire başkanlığımızla birlikte hareket etmek durumundayız. Bütün denetimlerde zabıta daire başkanlığımızla zaten ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bunun gibi sayabileceğim hani basın ve halkla ilişkiler daire başkanlığımızla bile hani ne kadar uzak biri teknik biri sosyal bir birim gibi düşünülse bile birçok çalışmada ortak hareket ediyoruz. Bunun dışında da şehirde en önemli paydaşlarımız Çevre İl Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlgi Dağ Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere hemen hemen bütün aslında kurumlarla ortak hareket etmek durumundayız. Çünkü dediğim gibi çevre çok geniş bir alan. Her konuda bir şekilde bir faaliyetin yürütülmesi gerekiyor. O yüzden sanıyorum her çok geniş bir ortak ağımız var bizim. Peki vatandaşlarımızda bir çevre bilinci oluşturmak için, kamuoyunda bir farkındalık yaratmak için çevre koruma konusuyla ilgili olarak bu konuda ne tür çalışmalarınız var? Evlerimizde ayrı toplama çalışmalarıyla ilgili bir takım çalışmaları ilçelerimizde ortak yürütmek istedik. Öncelikle biz artık biliyorsunuz sosyal medya ve internet yoğun olarak kullanılıyor. Kendi web sitemizde neler yapabileceğimizi düşündük. Tüm ilçe belediyelerimizle birlikte web sitemizde bütün ayrı toplama noktalarını, ambalaj atıklarını nerelere halkımızın götürebileceği noktaları belirleyerek harita üzerinde işaretledik. Bunun da son aşamasına geldik. Şu an ilçe belediyelerimizden verileri topluyoruz. Kısa bir süre sonra işte siz kağıtları nereye atabilirim ya da camları nereye götürebilirim diye haritada sorguladığınızda kendi oturduğunuz yere çok rahat bu noktaları bulup oraya atıklarınızı götürebileceksiniz. Onun dışında yine kendi içimizde bir atık miktarlarıyla ilgili veri tabanı sistemi oluşturuyoruz. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız da bu konuda bize destek veriyor. Tüm ilçe belediyelerimizle bundan sonra toplanan evsel atık dışındaki atık miktarlarının buraya kaydedilmesini isteyeceğiz. Sonrasında da bunu yine web sitesinde yayınlayarak bizim ilimizde ne kadar ayrı toplama yaptığımızı insanlara göstermek istiyoruz halkımıza. Evet. Buradaki amacımız da şu, artık nüfusumuz 1 milyona yaklaşıyor. Bugünlük 1000 ton çöp demek çok ciddi bir miktar. Ve genel rakamlara baktığınızda da bunun zaten %25'i ayrı biriktirilebilir, geri kazanılabilir madde evlerimizden. 1000 tonun 250 tonunu ayırabiliyor olmak demek çok ciddi anlamda bir hem ekonomiye kazanç demek, doğal kaynaklarımızı korumak demek, hem de bizim saha ömürlerimizi de aynı oranda koruyabiliyor olmak demek. Bu çarpan etkiyi kullanalım istiyoruz. Bunun dışında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız var biraz önce söylediğim gibi. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar var. Ambalaj atıkları veya diğer atıkların toplanması ve değerlendirilmesiyle ilgili. Bu yetkilendirilmiş kuruluşlarla ilçe belediyelerimizle beraber yine ortaklaşa sözleşmelerimiz var ve bir takım faaliyetler gerçekleştiriyoruz. En başta pillerin ayrı toplanması ile ilgili TAP Derneği ile ilgili her yıl bütün Türkiye'de olduğu gibi burada da pil toplama kampanyaları düzenliyoruz. Yıllık olarak bu konuda Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen eğitim çalışmalarımız oluyor okul öğretmenlerimize yönelik. Onun dışında elektronik atıklarla ilgili yine TÜBİSAT'la yetkilendirilmiş kuruluş bir çalışmamız var. Burada şöyle de özel bir durumumuz var. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak 12 belediye
diyoruz artık, birden TÜBİSAT'la ortak bir sözleşme imzaladık. Ortak hareket etmek yönünde bir kararımız var. Bunlarla ilgili de okullarda yine atık toplama yarışmaları düzenledik. İlkini geçtiğimiz dönemde tamamladık. Hatta geçen günde hediyelerini öğrencilerimizin verdik. Bunu da yine sürekleştirmek istiyoruz ve başka bir takım kampanyalar daha ortak planlayarak elektronik atıkların ayrı toplanmasına yönelik bir kamuoyu bilgilendirmesi, bilinçlendirmesi çalışması yapmak istiyoruz. Özellikle çevre gününde bir takım faaliyetler yapalım istiyoruz. Çünkü çevre gününde ve o hafta boyunca herkesin dikkati zaten bu konuda oluyor. Bunu biz iyi bir fırsat olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımızla birlikte düzenlediğimiz bir takım kampanyalarla, oyunlarla, işte ufak teşvik edici hediyelerle belki. Sevdirerek. Aynen. Çocuklarımız da ağaç yaşken eğilir dedik. Evet. Çocuklarımız da bu bilinci oluşturalım. Çevre bilincini, atık yönetim bilincini. Sonrasında onlar zaten büyüdükçe bunu devam ettirecekler. Kendi evlerinde de zaten zorlayıcı oluyor çocuklar. Evet. Bunları bu şekilde yapalım istiyoruz. Bununla ilgili kendimizin hazırladığı oyunlarımız var, açık alan oyunlarımız. Geçen sene sahilde burada güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Acaba nasıl olur diye düşünüyorduk ama en son çocuklar gitmemek için ağlamaya başlamışlardı. Biz bu oyunlara devam etmek istiyoruz diye. Gerçekten çocuklarla faaliyetlerimiz hem yerini buluyor hem de çok bizim için de keyifli geçiyor. Okullarımızda yine eğitim çalışmaları dediğim gibi sadece elektronik atıklar ve pille ilgili değil, diğer konularda da devam edecek. Bu konuda da bir takım planlamalarımız var. Tiyatrolar buraya getiriyoruz. Yine çevreyle ilgili oyunlar oluyor. Bunları ilçelerimizde sergilemeye gayret ediyoruz. Yani ciddi anlamda bir kampanya çalışmamız var ve şu anda oldukça yoğun bir şekilde de bunlara devam edeceğiz, ediyoruz. Çok güzel. Tabii bizim bunlardan hiç haberimiz yoktu. Vatandaşlarımız da eminim bu bilgileri duydukları için çok mutlu olacaklar. Peki şunu sormak istiyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ne kadar çevreci? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerden de birçok atık çıkıyor. Biz bunları da hani alıp rastgele bırakmıyoruz. Doğru bir şekilde toplanması ve bertarafı ile ilgili çalışmalara başladık. Şu an bütün daire başkanlıklarımızda çıkan tehlikeli sınıfa da girebilecek olanlar dahil olmak üzere atıkların envanterini oluşturuyoruz. Bunların hepsinin ayrı toplanmasını ve doğru noktalarda bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Yine kendi faaliyetlerimizde oluşan atık yağlar ve benzeri atıkların toplanması ile ilgili yetkilendirilmiş kuruluşlarla işbirliklerimiz var. Bunların düzgün bir şekilde alınmasını sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurduğu birçok tesis var. Mezbahalarımız var, asfalt plantımız var ve buna benzer tesisler. Bunlarla ilgili bütün çevre denetimlerini üstlendik. Belli dönemlerde bakanlığa da bunun bildirimlerini yapıyoruz. Ve bu konuda çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Kurum çalışmaları olarak da biz gayet çevreci bir belediyeyiz. Çok güzel. Peki son olarak vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani çevreci bir vatandaş olarak, çevre korumasına katkıda bulunan bir vatandaş olarak ne tür beklentileriniz var vatandaşlarımızdan? Sizden bilgi almak isteyen, sizden eğitim almak isteyen, bu konuda yararlanmak isteyen vatandaşlarımız size ne şekilde ulaşabilirler? En çok istediğimiz ve beklediğimiz çalışmalarımıza destek olmaları. Çünkü çevre hiçbir şekilde, hep bunu söylerim, siyaseti görüşü olmayan bir konudur. Çünkü çevreyi ne kadar korursak biz geleceğimizi bu kadar koruruz. Her şeyden bağımsızdır çevre. Belediyelerimiz tamamı çok ciddi kaynaklar ayırıyorlar çevre koruma faaliyetlerine ve temizlik faaliyetlerine yönelik. Bunlar hepimizin kaynağı, hepimizin geliri, parası. Bunları doğru bir şekilde kullanırsak eğer ancak biz daha iyi yerlere varabiliriz. Evet. Daha farklı yatırımlara kaynaklar ayırabiliriz. Dolayısıyla bizim vatandaşlardan en çok istediğimiz şey faaliyetlerimize bu anlamda destek olmaları. Bizimle beraber çalışmalarımızda yanımızda yer almaları. Çok ufacık şeyler yapılması gereken, evimizde işte bir pet şişemizi bile ayırsak, doğru yere versek ya da camlarımızı bile gidip konteynerlere atsak,
Bu en büyük destektir bizim için. Ya da yolda ufacık bir çöpümüzü bile çöp sepetine kadar taşıyabiliyorsak bu en büyük destektir bizim için. Onun dışında biz halkımıza hizmet etmekten çok mutluyuz. Başkanımızın önderliğinde de gerçekten iyi çalışmalar yapmak niyetindeyiz. Zaten hep yanımızda bizim halkımız. Yine bize bu faaliyetlerimize destek verirlerse çevremizi koruduğumuz sürece hayat bizim için çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugün Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın ve daire başkanımız Sayın Pınar Gülmez Ağarbaş'ın konuğuyduk. Kendisinden çevreyle ilgili çok güzel bilgiler aldık. Başka bir daire başkanlığında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.